Herkese merhaba arkadaşlar. Sıcak havalarda tavuklarınızın serinlemeleri için buraya su bıraktım. Tabi birazı bahçeye akıyor, o yüzden buraya pek şu an çok fazla, yani su çok fazla değil ama yine de serinlemelerine yardımcı olur. Bakın suyu seviyorlar. Suyu açar açmaz hepsi koştu. Şöyle gördüğünüz gibi. Hint horozumuz bu karışık sürüde gezen geçen senenin yavrusu. Bakın şu bu senenin yumurtlamaya başlamadılar arkadaşlar. O hintler. Şöyle bakalım neler var. Gerçi hepsi arkadaşlar sağda solda. Belki çoğu gelmedi ama ilk su aktığında hepsi koşa koşa geldi. Evet koşuyorlar ama sonra benim evimde boş olduğunu görünce geri dönüyorlar. Evet Hulusi orada bakın. Kel boyunlu horozumuz var. Mesin başlamış var. Civcivler biliyorsun arkadaşlar. Kümesleri yeniden şey yapacağım. Yani düzenleyeceğim. O yüzden hintlerin hepsine yer açılacak. Sadece civcivlerin büyümelerini bekliyorum. Onlar büyüdü mü? Karışık sürüde hint istemiyorum. Çünkü hint kırması çıkıyorlar. Yumurta için sıkıntı. Bakın bu senenin civcivlerinden maşallah. Acaba yumurtluyor mu başladı mı emin değilim. Sansarlar kaldırmıştı. Hatırlıyor musunuz? Yani sansar ya da bilmem işte kendini kurtaran civcivlerdendi. Maşallah bakın. Bunu görünce ne üzülüyorum arkadaşlar. Onlar yaşasaydı şu an yani şu tavuğumuz kadardı. Evet. En sevdiğim renk tavuklar. Bakın maşallah. Yani şu tonda tavuklarım olsun isterdim. Türlü çoğaltamadık ama gerçi arkadaşlar rengarenk yaptım kümesi. Bir ara bende yani uzun zamandır takip edenler bilir. Hep siyah ağırlıklıydı. Sonra kendi kendime dedim ki ben bu kümesi renklendireceğim. Bu kadar siyah hoş değil. İçim kararıyor hep siyah göre göre. Bakın şu an zaten fark ediyorsunuz. Ortalama her renkten var. Bakın bu da yeni yerden Hint horozumuz. Yeni gelişenlerden maşallah. Evet bu da sansardan kendini kurtaran kel boyunlu kızımız diyelim. Şurada gelen kel horoz da kendini kurtaranlardan arkadaşlar. Bakın maşallah. Bayibik vardı bir tane horozun biliyorsunuz. Ona çok benziyor renk olarak. Evet suyun keyfini çıkarsınlar. Dediğim gibi şöyle bir az bir akıyor. Neden diye sorarsanız çünkü bahçede ağaçlar sulanıyor. Buraya az geliyor. Ben açtım. Olsun yine de böyle burası ıslanıyor. Ondan sonra kapadıktan sonra kuruyor yani. Hani nemli kalıyor. Tavuklar çok seviyor. Çok güzel eşeleniyorlar. Evet işte bu senenin Hint evinden kalan Leymut severim. Hep söylerim. Güzel de yumurtacılar. Kırmızı tonda yumurtluyorlar ve kocaman. Evet şu sarı kel de sansar saldırısından kendini kurtaran yani şunun kardeşi. Aynı dönem çıktılar. Artık tavuklarımızın yaş şeyini çok bilemiyorum arkadaşlar. Şu an kümeste en yaşlı tavuğumuz hangisi? Çünkü onları hep elden çıkardım. Yaşça büyük olanlar var. Şu orada gezen Hint tavuğu. Ama kime göre büyük, hangisine göre bilmiyorum. Ardından Hulusi'nin hemen arkasındaki. Yani 2 yaşını doldurdular, 3'e girdiler diye biliyorum bunlar. En büyükler, daha büyük yok. Çünkü onları hep
yumurtadan kesince kesildiler. Bu senenin civcivlerinden. Lemur desenli bu da. Hint kırması bir horoz. Sırt rengi çok güzel olacak. Aferin sana. Çok ısalar arkadaşlar. Zaten besleyecekseniz böyle besleyin. Deli deli şöyle sizden kaçan, size yanaşmayan şeyleri pek ben tercih etmiyorum da. Yani sizleri bilemiyorum. Beyaz hint horozumuz gelmiş. O da yeni. Yani büyüklerden, anaçlardan aldıklarından çıkan. Bunlar 5 Kasım çıkımlı. Çok net hatırlıyorum. 5 Kasım'da çıktılar. Şu gördüğünüz horozum. Yani şunlardan büyük tabii ki. Şunlar tam emin değilim. Bunlar Ocak çıkımlı. Şunların ikisi. Bu da 5 Kasım 2022. Bunlar Ocak 2023. Sonra horozumuza kapadım. Yani kümeste birkaç tane guruk tavukla kapadım. Guruklar geçsin diye. Bir de çok bağırıyor arkadaşlar. Aman Allah'ım ya. Tavuklar yumurtladı mı başlıyor. Ben asolopların bu kadar geveze bir ırk olduğunu bilmiyordum. Yani fena haldeler. Ağaçlara çarptım. Şöyle bir bakayım. Şurada birkaç tanesi gelmedi. Anam şurada. Şuraya yeni folluk yaptık. Bakın arkadaşlar ağaç, nar ağacının dibine. Sağ olsun annem yapmış. Dün 3 tane yumurta aldım. Kızım bakayım. Var mı? Ha yok. Demek ki ilk yumurtası bunun. Kendisinin nar ağacına yaptık arkadaşlar. Yumurtlarsa yumurtasını hep beraber görürüz. Evet. Şuraları göstereyim de. Yani hepsi dağılmışlar bugün. Ha şurada var. Folk'ta da bir tane var. Bu da sıra bekliyor. Mavicilerimiz. Beyaz olan. Folk'ta. Evet. Göründü. Hint. Burada sıra var. Dışarıdaki Fahimi. Sabriye. Sabriye gurk musun? Çamma okuma bak. Var mı yumurtan bakayım? Yok. Vallahi gurksan direkt kapatacağım seni. Evet o da müzeyen. Bakladı. Foyomi'ye bakın gördüm. Stres olmuş kuyruğu nasıl sallıyor. Merak etme. Evet bu da bu senenin hintlerinden. Şurada da var bir tane. Ha, bu da astrolog. Ya, yumurtlamış. Evet arkadaşlar, astrolog yumurtası. Gördüğünüz gibi. Yani gitgide büyütüyorlar. Daha büyük bekliyorum yumurtalarını ben. Çok ufak yumurtayla başladılar. Evet, bu da hintlerimizden. Genç hintlerimizden. Şu da genç hintlerimizden. Yani şunun anne babasıyla, şunun anne babası aynı. Şunda biraz kırmızılıklar var. Bilmiyorum net görünmüyor ama şeritler yani çocuk annesi kahverengiydi. Şu ise tamamen simsiyah çıktı. Severim bu tonu. Şurada bekliyordu tavuk yok yumurta yok. Zaten onu şey doldurmuştum kuru ot falan. Hepsini dağıtmışlar. Evet. Bu senin civcivlerinden arkadaşlar. Maşallah bakın kocaman olacak.
Bu büyük ihtimalle şey gibi, etlik gibi, saso gibi. Et sonra atıyor. Birazdan kapatacağım. İyice tadını çıkarsınlar. Et senin Hint horozlarından yine bakın maşallah. Bir de bana meydan okuyor. Bu çok fena olacak. Ne zaman yaklaşsam böyle kanatlarını düşürüyor. Şimdi bana meydan okuyor. Çıldım. Gel. Gel. Gel bakın. Gel bakın. Çok fena bir horoz olacak bu. Benden kaçmıyor ama bana meydan okuyor sürekli. Maşallah. Gel. Normalde arkadaşlar sürekli bunu tutuyorum ben de elimde telefonla biraz zor tutarım şu an. Evet. Öyle suyun tadını çıkarsınlar. Evet arkadaşlar. Diğer kümesleri çekmedim çünkü hava sıcak. Yani diğerlerini de sonrasında çekerim. Hintleri falan onlar içeride zaten biliyorsunuz. Onları da çekeceğim daha sonrasında. Evet, bugünlük güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.